Oksijendeki tasarım. Oksijen gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirsizdir. Bunlar, oksijenin canlılar tarafından kullanılabilir olması için mutlaka gerekli olan özelliklerdir. Soluduğumuz havanın yaklaşık %21'i oksijendir. Bu oranın sadece %25'e yükselmesi, her türlü yanıcı maddelerin kolaylıkla patlamasına sebep olurdu. Rabbimiz, atmosferdeki oksijeni patlayıcı etkisi olmayan bir oranda yaratmıştır ki bu da kuşkusuz büyük bir mucizedir. Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Bitkilerden aldığımız besinleri yakarak enerji elde ederiz. Yakma ise, besinlerin oksijenle reaksiyona girmesiyle gerçekleşir. Canlılara enerji sağlayan en temel reaksiyon, karbon ve hidrojen bileşiklerinin oksitlenmesi, yani yanmasıdır. Bizim vücudumuzda temelde karbon ve hidrojen bileşiklerinden oluşmaktadır. Peki o zaman vücudumuz neden bir anda kibrit çöpü gibi tutuşup yanmaz? Vücudumuzun oksijenle sürekli olarak temas ettiği halde yanmaması gerçekten şaşırılacak bir durumdur. Bunun nedeni, oksijenin normal ısılardaki moleküler formu olan O2'nin büyük ölçüde asal, yani reaksiyona girmeyen bir yapıya sahip oluşudur. Ama bu durumda da bir başka soru ortaya çıkar. Madem oksijen kolay kolay reaksiyona girmeyen bir moleküldür, o halde bu molekül bizim vücudumuzun içinde nasıl reaksiyona girmektedir? 19. yüzyıldan beri merak edilen bu sorunun cevabı, son yarım yüzyıl içindeki gelişmeler sonucunda anlaşıldı. Biyokimyasal gözlemler, insan vücudundaki bazı özel enzimlerin sadece oksijenin atmosferde bulunan formu olan O2'yi reaksiyona sokmakla görevli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hücrelerimizdeki bu özel enzimler, son derece karmaşık işlemler sonucunda vücudumuzdaki demir ve bakır atomlarını katalizör, yani hızlandırıcı olarak kullanmakta ve böylece oksijeni etkin hale getirmektedirler. Ortada çok dikkat çekici bir durum vardır. Oksijen, yakıcı bir elementtir ve normalde bizim bedenimizde yakması beklenmelidir. Bunu engellemek için oksijenin atmosferdeki formu olan O2 asal kılınmıştır. Yani kolay kolay reaksiyona girmemektedir. Ama bedenimizin enerji elde etmesi için de oksijenin yakıcılığına ihtiyacı vardır. Onun için hücrelerimizin içine bu asal gazı son derece etkin hale getiren karmaşık bir enzim sistemi yerleştirilmiştir. Söz konusu enzim sistemi, canlılığın rastlantılarla oluştuğunu iddia eden evrim teorisinin asla açıklayamadığı bir tasarım harikasıdır. Bu enzim sisteminin özelliği, ancak eksiksiz çalışması halinde işe yaramasıdır. Dolayısıyla daha basite indirgenemez. Bu nedenle de evrimin iddia ettiği gibi basitten karmaşığa doğru bir gelişim izlediği öne sürülemez. Türkiye'nin önde gelen evrim savunucularından biri olan Hacettepe Üniversitesi biyoloğu Profesör Doktor Ali Demirsoy bu konuda şu itirafı yapmaktadır. Yalnız burada henüz çözülemeyen bir sorun vardır. Mitokondriler bu oksijenli parçalamaları gerçekleştirirken belirli sayıda enzim kullanırlar. Bu enzimlerin bir tanesinin eksikliği tüm sistemin durmasına neden olur. Ayrıca oksijenli enerji kazanımı kademe kademe gelişecek bir sistem olarak da görünmemektedir. Tümü ancak bir işlev sistemi oluşturur. Bu nedenle buraya kadar ilke olarak savunduğumuz kademe kademe gelişme yerine ister istemez çok az bir olasılık da olsa mitokondrilerin oksijenli tepkimelerini yürütecek tüm enzimlerin bir defada bir rastlantı sonucu bir hücreye girdiğini ya da bir defada o hücre içinde oluştuğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü oksijeni tam olarak kullanamayan
yani ara kademede kalan tüm sistemler oksijenle temas edince yok olacaktı. Ali Demirsoy'un "Hepsinin bir anda tesadüfen oluştuğunu kabul etmek zorundayız" dediği enzimlerin tek birinin tesadüfen oluşması bile imkansızken, beraber çalışması gereken çok sayıda enzimin tesadüfen oluştuğunu öne sürmek elbette ki mümkün değildir. Bu ihtimal sıfırdır çünkü enzimlerin oluşabilmesi için başka enzimlere ihtiyaç vardır. Hem protein üretimi aşamasında, hem proteine eklenen yapılarda başka çok sayıda protein ve enzime ihtiyaç duyulur. Karbon, normal ısılarda kolay kolay oksijenle reaksiyona girmez. Oksijenin ve karbonun kimyasal özellikleri öyle ayarlanmıştır ki, bunlar sadece çok yüksek bir ısıda reaksiyona girip ateş oluştururlar. Eğer böyle olmasaydı, dünya üzerindeki yaşam imkansız hale gelirdi. Eğer oksijenin ve karbonun reaksiyona girme eğilimleri biraz daha fazla olsaydı, hava sıcaklığı biraz arttığında insanların, ağaçların, hayvanların bir anda tutuşup yanmaları sıradan olaylar haline gelirdi. Örneğin, çölde yürüyen bir insan, sıcaklık gün ortasında en yüksek dereceye çıktığı anda bir kibrit çöpü gibi bir anda alevlere boğulabilirdi. Bitkiler ve hayvanlar da aynı tehlikeyle yüz yüze kalırdı. Elbette böyle bir dünyada yaşamdan söz etmek mümkün değildir. Eğer oksijenin ve karbonun karakteristik asallıkları daha fazla olsaydı, bu sefer de dünya üzerinde ateş yakmak çok zor, belki de imkansız hale gelirdi. Ateşin olmadığı bir ortamda ise, insanların ısınması ve teknolojinin geliştirilmesi mümkün olmazdı. Çünkü bilindiği gibi, teknoloji metallere dayanır ve metaller de ancak çok yüksek ısılarda yumuşayıp şekillendirilebilirler. Bu durum, karbon ve oksijenin kimyasal özelliklerinin de yine insan yaşamı için en uygun biçimde olduğunu göstermektedir. Michael Denton, bu konuda şunları yazar. Karbon ve oksijen atomlarının normal ısılarda gösterdikleri reaksiyona girmeme eğilimi, bir kez reaksiyona girdiklerinde açığa çıkan dev boyuttaki enerjiyle birlikte dünya üzerindeki yaşam açısından çok önemli ayarlamalardır. Kompleks canlıların kontrollü ve düzgün bir biçimde enerji edinmelerini ve aynı zamanda insanlığın ateşi kontrollü bir biçimde kullanarak teknoloji için gerekli ısıları elde etmesini sağlayan şey, İşte karbon ve oksijendeki bu ilginç ayarlamadır. Bir başka deyişle, karbon da, oksijen de, canlı yaşamına en uygun olacak biçimde yaratılmışlardır. Bu iki elementin özellikleri, bizlere ateş yakabilme ve bu ateşi en uygun biçimde kullanma imkanı vermektedir. Dahası, dünyanın her yanı çok bol miktarda karbon içeren, dolayısıyla ateş yakmak için kolaylıkla kullanabildiğimiz ağaçlarla doludur. Tüm bunlar, ateşin ve malzemelerinin de insan yaşamına en uygun biçimde yaratıldığını göstermektedir. Nitekim Allah, Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Ki O, Allah, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Vücudumuzun oksijeni kullanabilmesi, bu gazın suyun içinde çözünebilirlik özelliğinden kaynaklanır. Nefes aldığımızda ciğerlerimize giren oksijen hemen çözünerek kana karışır. Kandaki hemoglobin adlı protein, çözünmüş olan bu oksijen moleküllerini yakalayarak hücrelere taşır. Hücrelerde ise az önce belirttiğimiz özel enzim sistemleri sayesinde bu oksijen kullanılarak şeker molekülleri yakılır ve enerji elde edilir. Şimdi
Şeker yakılmasıyla açığa çıkan enerjinin bir kısmı ısı olarak çevreye yayılır. Diğer kısmı, diğer enzimlerin kullanılabilmesi için ATP molekülleri halinde taşınır. Tüm kompleks canlılar bu sistemle enerjiye ulaşırlar. Ama elbette bu sistemin işleyebilmesi, öncelikle oksijenin çözünürlük özelliğine bağlıdır. Eğer oksijen yeterli derecede çözünür olmasa, kana çok az miktarda oksijen girecek ve bu da hücrelerin enerji ihtiyacının karşılanmasına yetmeyecektir. Oksijenin fazla çözünmesi ise, kandaki oksijen oranını aşırı derecede arttıracak ve oksidasyon zehirlenmesi meydana gelecektir. Oksijenin çözünürlüğü acaba biraz daha az ya da daha fazla olsa ne olurdu? Önce birinci ihtimale bakalım. Eğer oksijen suyun ve dolayısıyla kanın içinde biraz daha az çözünecek olsa, kana daha az oksijen karışacak ve hücreler yeterince oksijen alamayacaktır. Bu durumda insan gibi yüksek metabolizmalı canlıların yaşaması çok zorlaşacaktır. Böyle bir durumda ne kadar çok nefes alırsak alalım, havadaki oksijen hücrelere yeterince ulaşamadığı için kademeli bir biçimde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık. Eğer oksijen çözünürlüğü daha fazla olursa, bu kez az önce belirttiğimiz oksidasyon zehirlenmesi ortaya çıkar. Oksijen aslında çok tehlikeli bir gazdır ve normal sınırların üstünde alındığında canlılar için öldürücü bir etkiye sahiptir. Kanda oksijen oranı arttığında bu oksijen su ile reaksiyona girerek son derece reaktif ve tahrip edici yan ürünler ortaya çıkarır. Vücutta oksijenin bu etkisini gideren kompleks enzim sistemleri vardır. Ama eğer oksijen oranı biraz daha fazlalaşsa bu enzim sistemleri işe yaramayacak ve aldığımız her nefes vücuda biraz daha zehirleyerek bizi kısa sürede ölüme sürükleyecektir. Kimyacı Erwin Fridovich bu konuda şöyle der. Solunum yapan bütün organizmalar ilginç bir tuzağa yakalanmış durumdadırlar. Yaşamlarını destekleyen oksijen aynı zamanda onlar için zehirleyici, yani toksik özelliktedir ve bu tehlikeden sadece çok hassas bazı özel savunma mekanizmaları sayesinde korunurlar. İşte bizi söz konusu tuzaktan, yani oksijenle zehirlenme ya da oksijensiz kalarak boğulma tehlikelerinden koruyan şey, oksijenin çözünürlük oranını ve vücuttaki karmaşık enzim sistemlerinin tam gerektiği biçimde belirlenmiş ve yaratılmış olmasıdır. Allah soluduğumuz havayı da, bu havayı kullanmamızı sağlayan sistemlerimizle kusursuz bir uyumla yaratmıştır.